bakırçaytürk.com. Değerli izleyiciler, merhaba. Bugün 4 Ekim. Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü. Dolayısıyla bu konuyu işleyeceğiz bugün. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Sayın Nihal Kasa şu anda karşımda Zoom üzerinden. Nihal Hanım, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dediğimiz gibi bugün 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma Günü. Siz de Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanısınız. Sadece konuyla ilgili tek federasyon, tek sivil toplum örgütü sizinki mi Türkiye'de, yoksa birkaç tane var da bunlardan bir tanesi mi? Yok, tabii. Yani aslında şöyle, Türkiye'de 2000'in üstünde STK var. Federasyon olarak da tabii ki pek çok federasyon var, konfederasyon var, pek çok şey, federasyon var, bölgesel çalışanlar var, ulusal çalışanlar var, bu şekilde. Evet. Önce dilerseniz sizinki ile ilgili bilgi alalım. Nedir efendim? Amaç zaten evet belli, isminden de belli olduğu gibi hayvan haklarını korumak. Evet. Diğerlerinden ayıran unsur nedir sizi? Ben çok kısa çalışmalarımızdan söz edeyim. Tabii. Yani Buyurun. ne oldu? Bizler uzun yıllardır hayvanların sahipsiz hayvanlara yönelik başta kısırlaştırma olmak üzere sorunların çözümü için mevzuatların güçlendirilmesi adına devlet kurumlarının görevlerini yapar hale getirmek için faaliyet gösteren ve bu konuda bütün gönüllüleri örgütleyen ve tabii sadece sokak hayvanları değil, tüm türlerin, tüm hayvanların yaşam haklarının kanunlar nezdinde korunması için mücadele veren bir sivil toplum kuruluşuyuz diyebilirim. Ulusal çapta faaliyet gösteriyoruz. Tüm hayvanlar derken sokak hayvanlarının dışında örneğin mesela. Yani bugün işte yabandaki işte bir geyiğe, ayıya, yaban hayvanlarına yapılan zulüm ve vahşet de bizi ilgilendiriyor ve onların haklarının korunması da aynı şekilde bizi ilgilendiriyor. Bütün türler, doğadaki bütün türlerle ilgili mücadelemiz sürüyor. Şunu ifade etmek istiyorum, söze başladığınızda 4 Ekim dediniz. 4 Ekim'i kutlamıyor. Bu yıl 4 Ekim'i kutlamıyoruz. Neden? Çünkü evet, çünkü sokaklardaki kedi ve köpeklerin öldürülmesinin konuşulduğu ve bunun yasaya konmasının konuşulduğu, düşünüldüğü, bazı siyasiler tarafından telaffuz edildiği bir dönemde biz 4 Ekim'i kutlamıyoruz. Böyle bir yasa hazırlığı mı var? Sokak hayvanlarının öldürülmesinin meşrulaştırılmasına yönelik bir yasa hazırlığı mı var? Şöyle, aslında biliyorsunuz 2021'de yasa düzenlendi ve kanunun ana hükmü kısırlaştırma olmak üzere tekrar bu hususlar hükme bağlandı. Fakat belediyeler görevini yapmadığı için hayvan sayısı çoğalıp hızla üredikçe hala daha belediyeler bu hayvanları alıp birbirlerine atmaya devam ediyorlar ve uzun bir süredir de nasıl diyeyim, bir güruh çıktı ve işte hayvanlar toplansın, silahlanın, hayvanları vurun, öldürün işte gibi böyle akla aykırı, insanlık dışı çağrılar yapıyorlar. Ve dolayısıyla sanki bunun böyle bir kitlesel talepmiş, işte sahipsiz hayvanlarla ilgili öldürülmelerini gerektiren bir talep varmış gibi bunu kanun yapıcılara veya bazı siyasilere de telaffuz ettirtiyorlar. Ne yazık ki ve onlar da işte kanuna koymak için meclise getirmeye çalışacaklar falan gibi şeyler varken Tarım Bakanlığı'nca bazı açıklamalar oldu biliyorsunuz geçen haftalarda. Basında da yer aldı bu haberler. Bir, Tarım Bakanlığı belediyelere kısırlaştırma yaptırmak yerine mevcut durumdaki sorunları görmek yerine
sağlıksız kedi ve köpeklerin öldürülmesini düşündüklerine bir komisyon oluşturmuşlar. Bu komisyonda sağlıksız kedi ve köpeklerin öldürülmesini, ikinci olarak sokaklardaki hayvanların toplanması gibi açıklamalar yaptılar. Bunların düşünüldüğüne yönelik açıklamalar yaptılar. Yani her ikisi de insanlığa, akla, bilime aykırı, çözümden uzak konular. Nihal Hanım, şu çok tartışılıyor ülkemizde. Sokak hayvanları toplanmalı mıdır? Yoksa sokakta mı bırakılmalıdır? Yoksa toplandıktan, tedavisi yapıldıktan, kısırlaştırıldıktan sonra tekrar alındığı yere mi bırakılmalıdır ki yasanın da öyle olduğu söyleniyor. Ama bu uygulama doğru mudur? Siz neyi salık veriyorsunuz? Ne olmalıdır aslen sizin Kesinlikle. açınızdan? Kanun çok doğru tanımlamalar yapmıştır. Yani kısırlaştırma ana hükmüyle çıkan bu kanun çok doğru tanımlamalar yapmıştır. Ama 19 yıldır belediyeler kısırlaştırma yapmadı, bakım evi kurmadılar. Dolayısıyla belediyeler kanunu uygulamadı. Yani hayvanların kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılması hükmünü içeren bu kanunu belediyeler uygulamadı. Dolayısıyla bugün sokaklarımızda çok sayıda hayvan oldu. Yani sizin sorunuza cevaben de evet elbette yani yasa doğru tanımlamalar yapmıştır. Kısırlaştırılıp alındığı yere bırakılmalıdır hayvanlar. Toplamak çözüm değil. Niçin? Çünkü sayıyı kontrol altına almak için üremeyi kontrol altına almak gereklidir. Dolayısıyla hani onları binlerce hayvanı toplayıp bakacak hiçbir belediyenin böyle bir gücü, böyle bir imkanı olmadığı gibi hayvanlar hızla üreyip çoğalırken binlerce hayvanı toplayalım, bakalım, yaşatalım gibi bir anlayış zaten işte yıllardır olduğu gibi belediyelerin toplayıp başka yerlere atmasına kılıftır. Yani toplamak biliniz ki sorunun daha da büyümesine ortam hazırlıyor. Çok az belediyenin barınak gibi imkanları var değil mi Türkiye'de bildiğim kadarıyla? Sayısız geçen gün söylemiştiniz ama aklımda değil. 1389 belediyenin 19 yıl içerisinde 1200'e yakın belediye kısırlaştırma merkezi kurmadı. 1389'dan 1200 belediye kurmadı. 189 belediye de var böylelikle. Bu sonuç çıkıyor. Çok az var. Çok az var. Evet. Evet. Dünya hepimizindir. Dolayısıyla sokakta da başıboş hayvanlar, başıboş köpekler olabilir. Anlayışı var biliyorsunuz. Ama bazı aslında nasıl nitelendirmek lazım? Bu durumu kabul etmeyip hayvanların toplanmasından yana olan böyle haber siteleri de var, yayın kuruluşları da var. İşte başıboş köpekler toplatılsın diye. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir talimatı olmuştu. Sokakta köpek olmaz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ama ondan sonra pek bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Konunun devamı gelmedi. Ne diyorsunuz bu anlayışa? Dünya hepimizindir. Sokakta da olabilir, her yerde olabilir. Tabii Ama ki. tersini savunan da var. Ne diyor? Tabii Siz ki. ne diyorsunuz? Yani bakın şöyle şimdi aslında hayvanlar çoğalıp üredikçe hayvan sayısı artıyor. Katlayarak artıyor. Bunun tek bir suçlu ve sorumlusu var. O da kısırlaştırmayı yapmayan belediyeler. Bugün sokaklarımızdaki hayvan sayısının çokluğundan şikayet edenler var ise ediyorsak ki biz bu insanlara da yani hayvanlardan dolayı çok çok hayvan var şikayet eden insanlara haksızlar demiyoruz. Haklılar. Fakat onların sokaklardaki hayvanlarımızın yaşam haklarını değil kısırlaştırma yapmayan belediyelerin görev ihmalini sorgulamalıyız. Ama Çünkü bütün hayvanları kısırlaştırırsak o zaman hayvanların nesli tükenmez mi? Yani üreme haklarını ellerinden almış olmuyor muyuz o zaman da? daha öyle bir döneme gelemedik bile yani gelemedik. Bir tarafta üretim var, bir tarafta kısırlaştırma yapmayan belediyelerle biliyorsunuz hızla
üreyip çoğalan hayvanlar var. Keşke hani ülkemizde öyle bir döneme gelmiş olsaydık da hani bugün artık nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde düşünülseydi. Hani o zaman derhal bir mevzuat neden çıkmasın ki bugün nesli tükenen hayvanlara yönelik devlet hemen bir takım projeler yapabiliyor. Aynı şey, aynı mantık. Daha oraya Dolayısıyla gelmedik diyorsunuz yani. evet. Dolayısıyla hani geçmiş dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada bir sürü açıklamaları oldu. Belediyelerin kısırlaştırma merkezi kurması için. Bakım evi kurun, kısırlaştırma merkezi kurun, kısırlaştırın. Yani yasadaki görevlerinizi yapın şeklinde çağrıları oldu. Fakat halen daha maalesef ki belediyeler kısırlaştırmayı yapmıyor. Hayvanlar üredikçe ve toplayın dendikçe belediyeler topladıkları hayvanları başka belediyelerin sınırlarına, ormanlara atmaya devam ediyorlar. Toplamak çözüm değil. Bakın 100 yıla yakın bir süre ülkemizde hayvanlar öldürüldü. Çözüm olmadı. Toplamak demek hani 2004'te bu kanun çıktı ama 2004'ten sonra da birçok belediye mesela işte İzmir'de, Denizli'de, Samsun'da, Trabzon'da devasa büyük bakım evleri yaptılar biliyorsunuz. Ve ilçeler bu büyük dev bakım evlerine toplama bahanesinde topladıkları hayvanları başka belediyelerin sınırlarına attılar. Yani öldürmek çözüm olmadı. Toplamak, dev bakım evleri yapmak, buralarda bakmak adı altında toplamak bu da çözüm olmadı. Tek bir çözüm var ki o da bu kanunun içinde yer alan kısırlaştırma merkezi kurup her belediyenin kısırlaştırma yapmasıdır. Öte yanda bir gerçek daha var. Belki çok bugün hani bürokratın bile görmediği bir gerçek var. Anadolu'da herkesin, milyonlarca köylünün işte tarlasını koruyan, ailesini, davarını koruyan sahipli köpekleri var. Ve bu köpekler tabii ki kısır değil. Bu köpekler ürüyor, her yıl ürüyor ve köylüler de onun 3 tanesini alıp, 8 tanesini alıp başka yere atıyorlar. Dolayısıyla hani bugün sokaklarda hiç hayvan kalmasa şehirlerimizde ama köylerdeki, Anadolu'daki o köylünün elindeki hayvanlar üredikçe, başka yerlere atılıp çoğaldıkça gene en fazla 1-2 yıl içinde sokaklarımız hayvanlarla dolu olacaktır. Dolayısıyla Evet. toplama çözüm değil, çözüm musluğu ana manadan kapatmak için kısırlaştırmak ve aldığı yere bırakmaktır. Şöyle bir rakam vereyim müsaade ederseniz. Tabii. Türkiye'de Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü verileriyle, tespitleriyle diyelim 80 milyon nüfusta takribi 5 milyon civarında sahipsiz hayvan olduğu öngörüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda bu veriler tespit edildi 2021'de. Bu 5 milyon sahipsiz hayvanın 3,5 milyonu köpek gibi düşünülüyor. Geriye kalan 1,5 milyonu kedi olsa, hadi bu sayı 5 değil bugün 6 milyon oldu diyelim ki. 6 milyon hayvan Türkiye'de 1389 belediyeden bakın 923 ilçe belediyesi her bir ilçe, her bir belediye tek veteriner hekimle günde 10 kısırlaştırma yapabilir. 923 ilçe hepsi birden bugün kısırlaştırma merkezi kurduklarında, hepsi birden kısırlaştırma yaptıklarında ve 81 il ve büyük şehirleri de eklediğimizde yılda 3 milyon hayvan kısırlaşır. Yani bu iş bir Bir yılda biter. yıl, 2 yılda biter. Bakın ama birinci yılın sonunda %30 azalma sağlanır. Neden? Çünkü sokaklardaki hayvanlar da işte doğum ölüm hesaplandığında en fazla 2 yıl
gibi ömürleri var biliyorsunuz. Bunlar da hesaplandığında her yıl %30 azalmayla 2 yıl içerisinde sokaklarda kısırlaştırılmamış hayvan kalmayacaktır. Yani tek çözüm belediyelerin kısırlaştırma yapmasını sağlamaktır öncelikle. Bu belediyeler, bu merkezleri kurup kanunu uygulayınca sorun bilimsel, insani, vicdani olarak çözülmüş olacak zaten. Belediye demişken, belediyeler barınaklarda görev yapacak personeli hep şunlardan seçiyorlar. Yani oraya sürgün edilmiş personeli gönderiyorlar. Yani kim sürülecek, bir yere sürgün edilecek, sen barınağa. Dolayısıyla bu kişi hayvan sever mi, değil mi? Hayvana iyi davranacak mı, davranmayacak mı? Hiç sorup araştıran yok. Dolayısıyla bazı facialar çıkıyor ortaya. Haberlerde görüyoruz. Yok işte hayvanı döven, kürekle vuran, öldürmeye çalışan vesaire. Evet. Barınaklar sürgün yeri olmamalı, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. İşte gördük kanlı kürekli Konya barınağını gördük ki biz orada, bakın bu olaylar değil yani, yıllardır oralardan hep değişik değişik şeyler gelir. Yani hayvanların işte parmakları kırılır, elleri kırılır, içerideki işçiler hep işte belediyenin en böyle sanki cezalandırmak adına sürdüğü birimdir veterinerlikler. Evet. Hiçbir surette böyle bir anlayış olmaması gerekiyor. Maalesef. Evet, Nihal Hanım teşekkür ediyorum. Bu programı kısa ve öz tutalım. Bugüne özgü olsun 4 Ekim'e. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurunuz efendim. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sizler eklemek istediğim şudur. Bizler yüzyıllardan beri hayvanlara merhameti şiar edinmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolayısıyla hepimiz bu hayvanların yaşam haklarının korunması için başta kısırlaştırıcı onları sevgi ve merhametle yaşatmak için mücadele edeceğiz. Teşekkür Peki. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağolunuz. Sağ İyi günler. bakırçaytürk.com